Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD'ye çok net bir S-400 mesajı veriyor. Türkiye'nin Rusya'dan S-400'leri almasının NATO ittifakına zarar verdiğini söylüyordu Amerika Birleşik Devletleri. Biden'la ortam iyice gerilmişti. Erdoğan'a soruluyor. Diyor ki işte Biden siz yokken arkanızdan kameralara yaptığı eleştirileri yüzünüze de yaptı mı? Telefon görüşmesinde veya önceki buluşmanızda. Erdoğan diyor ki keşke yapsa. Yüz yüze oturduğumuzda çok saygılı ve Türkiye'ye çok cana yakın ama arkamızdan niyeyse bunları konuşuyor. Ben bunları yüz yüze konuşmak isterdim diyor. Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken pandemiden dolayı Biden görüşme gerçekleştirmiyor. Diğer hiçbir liderle görüşme gerçekleştirmeyeceğini söylüyor. Ama sonrasında İngiltere lideri Boris Johnson'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştiriyor. Türkiye'de tabii ki de buna sinirleniyor. Putin'le Erdoğan yüz yüze bir görüşme gerçekleştiriyor. Sonra Biden G20 zirvesinde Erdoğan'la görüşmek istiyorum diye açıklamada bulunuyor. Çok garip değil mi sizce? Yaşanan olayların örgüsüne bir bakarsak aslında resmi görmemiz çok da zor değil. Aynı şekilde Amerikalılar Türkiye'ye Patriot füze sistemlerini satmıyor. Satmadıktan sonra biz gidiyoruz masa masa başka şeyler araştırıyoruz, yapıyoruz. Bir takım anlaşmalar imzalıyoruz. Amerika'ya da diyoruz ki bak sen bize vermezsen biz gideceğiz başka yerden alacağız. Onlar da bizi blöf yapıyoruz zannediyor. Biz de gidiyoruz çatır çatır alıyoruz. Erdoğan ona şu soru yöneltiliyor. S-400'leri almanıza değdi mi? Çünkü Amerika ile çok önemli sürtüşme yaşadınız. Bir bilek güreşine girdiniz. Erdoğan diyor ki tabii ki de değdi. Çünkü biz bu silah sistemiyle kendimizi koruyacağız. Aynı şekilde de kim ne derse ne desin bildiğimizi okuyacağımızı da tüm dünyaya göstermiş olduk. İstediğimiz yerden silah alırız. İstediğimizi de kendimiz üretiriz mesajını dünyaya veriyor. Yeni katsa yaptırımları Trump döneminde gelen bir yaptırım vardı. Dolar tırmanmıştı. Yeni katsa yaptırımları gündemde. Dolar yine tırmanışa geçti. Korkalım mı? Bakın dolar ayrı bir nokta. Buna çözüm bulmalıyız. Ekonomiye bir çözüm üretmeliyiz. Bu konuda herkesle hemfikirim. Ama ekonomi sopasıyla bizi kovalarlarken onlardan kaçmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü biz kaçsak da, kaçmasak da, istediğimizi de yapsak, onların sözünü de dinlesek, inanın hiçbir şey değişmeyecek. Yine olanlar olacak. Başka hiçbir alternatif yok. ABD ile sürtüşmeye değdi mi? Tabii ki de değdi. Milli Savunma Bakanlığı duyuruyor bu arada. İnsansız kara araçları da kullanıma hazır. Bunlar da TSK envanterine tek tek girmeye başladı ve çok büyük etki yaratacak. Küresel denklemde çok ama çok önemli gelişmeler oluyor. Bunu anlamayan da gidişatı zaten anlamaz. Putin'in açıklamaları her şey olumlu geçti falan diyor. Erdoğan geliyor şüphe uyandırıcı açıklamalarda bulunuyor. Biden'in hareketlerini aktarmıştım. Ama şunu bilmemiz lazım. Dünya bir Şampiyonlar Ligi ise bu küresel organizasyonda Türkiye olmadan hiç kimse maç kazanamaz. Bırakın Şampiyonlar Ligi şampiyon olmayı maç dahi kazanamaz. Yeni bir dünya geliyor. Türkiye adımlarını çok akıllıca, zekice bunun bir bedeli olacak. Yapmak istedikleri ne biliyor musunuz? Libya'dan örnek vermem lazım bunu tam olarak anlamamız için. Su ve doğalgaz zorunlu ihtiyaç olduğu için ücretsizdi. Kaddafi'nin başta olduğu Libya'dan bahsediyorum. Ve Libya'da evlerde elektrik bedavaydı. Ülkenin kendi ulusal bankaları halka faizsiz kredi veriyordu. Hiçbir vatandaş vergi vermiyordu. Kaddafi devrilmeden önce dünyanın en borçsuz ülkesi Libya'ydı. Şu an Libya'nın durumunu biliyorsunuz. Türk askeri dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin askeri orada. Sizce Libya halkı Kaddafi'yi devirdiği için mutlu mu? Türkiye Libya kadar refah içinde bir ülke asla değil. Düşünün biz devrilirsek şu anki Libya'dan çok çok daha kötü olacağız. Ve bizi Türksünüz diyerek asla rahat bırakmayacaklar. Bundan eminim.